1, 2, 3, başla. İsmim Halime. 25 yaşındayım. Ev hanımıyım. 4 tane erkek evladım var. Davranış bilimleri bitirdim ben. Kocaeli Üniversitesi'nde tekstil çıkışlıyım. İsmim Zeynep Sönmezer. Evliyim. Tasarım mezunuyum, moda tasarım. Sabancı Enstitü moda tasarım bölümünden mezunuyum. Tezime başladığım zaman nefesi tutmaya başlıyorsun. Nefes tutulduğu zaman da sanki Allah'a zikreder gibi desen de öyle gidiyor. Emek verenlerin kıymetini bilebilmek için, hani hoşuma giden bir sanattı. Onun için başladım. Kalem işine başlayınca daha hani böyle camilerde falan olunca ay diyorum şöyle diyorum bir fırça çekebilsem bir caminin hani bir çizgi çekebilsem bile diyorum ne kadar güzel olur. Hint yemeklerinden öğrendik, Osmanlı yemeklerini öğrendik, İtalyan mutfağını öğrendik, Fransız mutfağı vardı evet birkaç çeşit. Mesela ben hayatım boyunca hiç etin içinde meyve yememiştim. Mesela etin içinde, et yemeğin içinde meyveler Osmanlı yemeklerinde varmış, onları denedik. El sanatlarını tercih ettim. İyi ki etmişim, çok keyif alarak, çok severek ortaya çıkan güzellikleri gördükçe de daha da çok şevklenerek yaptım. Arkadaşlarımız şimdi sosyal paylaşım sitelerinde paylaştılar yaptıklarını. Ben de paylaşıyorum ve çok güzel yorumlar alıyorum. Nasıl bir şey olur diye ilk başta çok tereddütlü girdim hani yapabilir miyim falan diye. Sonra bir baktım ki keçenin tamamen içindeyim. Resmen yünü keçeleştirerek dokuma haline getiriyorsunuz ve bunun içinde bayağı bir yarım saat, 20 dakika, bir saat bile ovaladığımız oluyor. Yeri geldi kolumuzun ağrıdığı bile oldu. Bir gün belediyenin kültür sanat kitapçığı vardı. Orada sanatkarlar çarşısını gördüm, merak ettim. Merakım beni buraya getirdi ve ben hatla ilk kez orada tanıştım ve hata vuruldum diyebilirim. İlk görüşte aşık olmak gibi bir şeydi. Bundan 4 sene önce komşumun bana tavsiye ettiği bir sergiyi gezmeye gittim. Ümraniye Meydan'daydı. İçeri girer girmez sağ tarafımda bir ürünler gördüm. Çok hoşuma gitti. Ben buna gitmeliyim dedim. Ve ertesi sene o kurs benim, bu kurs benim buldum ve nerede olduysa oraya kaydımı yaptırdım. En çok da bunu ben yaptım deyip de bir arkadaşıma, bir dostuma hediye götürdüm. Çok farklı bir duygu yani. Yani kendimi en yüksekte yani neler yapabildiğimi hissettim. Yani ben bunları ben mi yaptım dedim gerçekten. Kendi el işlerim de sergideydi benim. Bütün arkadaşlarıma da öneriyorum. İş açısından da düşünebilirler, hobi olarak da düşünebilirler. Ebru benim için çocukluktan gelen bir aşk. Çocukluktan beri içimde olan bir şeydi. 6 sene önce nasip oldu başlamak. Bir serüven olarak şimdilik devam ediyor. Siz atışları yapıyorsunuz. Külli ve cüz'ü irade dediğimiz irade var. Bizim elimizde olan ve bizim elimizde olmayan. Aslında Ebru bir nevi her şeyin bizim elimizde olmadığını, Yaradan'ın takdiri doğrultusunda her şeyin gerçekleştiğini öğretiyor. Siz atışınızı yapıyorsunuz. Sonunda kağıdı çekerken o ne istiyorsa onu veriyor. Minyatür çok ince işlenmiş ve küçük boyutlu resimlere deniyor. Minyatürde anatomi, derinlik, ışık ve gölge yok. Sınırlar yok diyebilirim. Bizim şu anda elimizde olan veriler geçmişin izleri. Biz de belki yaptıklarımızla geleceğe, bu zamanın izlerini bırakacağız. Mesela üzerimizdekine yani kursa yapmıştık. Özellikle dikip yani giyinmek tabii ki çok hoşumuza gidiyordu. Kendime güvenim daha çok arttı. Öğrendiğim şeyler sayesinde. Hocamızın tabii ki bilgileri sayesinde diyeyim. Yani belli başlı motifler de var elbette. İnternet üzerinden ya da hocamızın bize sağladığı da var. Ama kendiniz de yaratabiliyorsunuz. Kendim mesela oda takımı yaptım. Evimde bunu kullanacağım zaman sergiden sonra inşallah. Eminim çok mutlu olacağım. Çünkü her aşamasında o benim emeğim. Geçen yıl başladım Arapçaya birinci, ikinci kuru olarak. Bu sene üçüncü, dördüncü kurdayım. Bir kere derse katıldım. Ondan sonra hocamızı bırakamadım. Çok güzel eğitim veriyor. Burada hem gramer olarak hem pratik olarak
çok eğitimi çok güzel. Kurs ortamımız çok güzel. Dediğim gibi hocamızı çok seviyorum, Zehra hocamızı. Arkadaşlarımı çok seviyorum. Güzel bir ortamımız oluyor. Çalıştığım için hiç iğne tutmayı bile bilmeyen bir insandım. Bunu öğrenmek istedim. Fe olmak için özellikle zaten geldim. Yani boş zamanlarımı doldurmak, hem de vakit geçirmek. Yardım kursuna gelmemin sebebi aslında bir tesadüf oldu açıkçası. Tesadüfen buradan geçerken kızımla işte bir içeri girelim bakalım hani neler var neler yok, hangi kurslar, branşlar açıldı diye sağ olsun arkadaş da yardımcı oldu. İlk yardım kursunu da önerdi. Çok bilinçsizce yapılan ilk yardımlar var. Hani bilinçli olmak her zaman için güzel. Bir de ilim bize biliyorsunuz farz kılınmış. Yani şu an bir ilacı, ilaç kutusunu elimize aldığımız zaman işte romatizmal ilaç mı, ağrı kesici mi, kas gevşetici mi, bunları ilaç gruplarını öğrendik her şeyden önce. Hangi meslekte, hangi branşta olursanız olun bir hobiniz olsun fikriyle başladım. İnanılmaz keyifli hissediyorum kendimi. Bütün düşüncelerden, günlük yaşamın bütün koşullarından uzaklaşıyorum. Ümraniye Belediyesi'nden aldığımız için. Başkanımız Hasan Can'a. Öncelikle tabii başkanımıza. Belediye Başkanımız Sayın Hasan Can'a. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Tabii ki çok teşekkür ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz.